Selamünaleyküm arkadaşlar. Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı kanalıma hoş geldiniz. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere ısırgan otuyla fide dikimi gerçekleştireceğiz. Domates fidesi. Bu yöntemle hiçbir gübreye, kimyasala gerek kalmadan çok yüksek kalitede verimler elde edeceksin. Öncelikle ısırganı şu şekilde parçalıyoruz. Şu şekilde toprağın alt kısmına atıyoruz. Biraz da normal bahçedeki çimenlerimiz var. Onları atacağız arkadaşlar. Şu şekilde onları da göstereyim. Bunları böyle parçalıyoruz. Ve iyice toprağa atıyoruz. Şöyle biraz karıştıralım. Kendi ürettiğimiz ata tohumlarımızdan ve birkaç tane de hibrit tohumumuz vardı. Onlardan biz fide elde edeceğiz. Zaten oynatma listesine giderseniz arkadaşlar çok farklı fide dikim yöntemlerimiz vardır. Fide, gübreleme, bitki bakım, besleme konuları hakkında. Önce toprak atıyoruz. Fidenin ısırgana, gübreye temas etmemesi gerekiyor. Bazen gübreden dolayı strese gidebiliyor ve gübredeki fazla azottan, potasyumdan dolayı bitki kuruyabiliyor. Onun için böyle yapıyoruz. Zaten ısırgan otunun faydaları hakkında oynatma listesinden bitki besleme ve gübreme oynatma listesine giderseniz orada tüm detaylarıyla anlattım. Hani onun için şu an video uzamaması için şey yapmıyorum. Daha sonra arkadaşlar şöyle üzerine suyunu döküyoruz. Bu suyunu aldıktan sonra böyle gördünüz. Şimdi tekrardan biz bu toprağı dolduracağız. Ondan sonra fidemizi dikeceğiz. Arkadaşlar bu işlemi yaptık. Şimdi fidemizde göstermem gereken işte bu kotiledon yaprakları. Şimdi biz bunları kendimiz ürettiğimiz için bunlarda torf yok. Hani normalde bu alt kısım torf oluyor. Burası da üst yanı yeşil aksam oluyor. Şimdi bunu dikim yaptığımız zaman kesinlikle bu gördüğünüz siyah noktalara kesinlikle herhangi bir şey temas ettirmiyorsunuz. Daha sonra hani kök boğaz sütüklüğüne falan neden olabiliyor. Ve bu kotiledon yapraklar kesinlikle üstte kalıyor. Bu toprağa giren kısım sadece toprağa girecek arkadaşlar. Sen demek istediğin temel nokta bu. Burayı böyle açıyorsunuz. Şunu bu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın. Göstereyim şimdi. İşte. Tüm olay burada. Daha sonra ise tekrardan bir can suyu bir daha veriyoruz. Şu şekilde. Ve fide dikim işlemimiz gerçekleştirilmişti değerli arkadaşlar. Bu fide dikim işleminde temel husus buydu. Çünkü ben bazı sayfalarda görüyorum. Ta şu kotiledon yapraklarını bile geçiyorlar. Şu kotiledon yaprağından sonra çıkan ilk yaprağa kadar fideyi toprağa gömüyorlar. Neymiş? Daha verimli oluyormuş. Fideniz ilk başlattılar ama daha sonraki dönemlerde fideniz %70-%80 kuruyacaktır. Bazılar kurumayabiliyor. Olabilir, ona bir şey demiyorum ama %70'lik ihtimali göz önünde bulundurmayıp %30'da dikim yaparsanız siz kaybedersiniz. Bu konu hakkında verebileceğim temel hususlar bunlar. 4-5 farklı domates fide dikimi yöntemi daha paylaşacağım. Onlar için de arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun.